Merhaba, benim ismim Eylül Zeynep. Bugün Tonga Çakademi için bir ders çalışma videosu çekeceğim. Bilmeyenler için ben 8. sınıf öğrencisiyim ve bu sene sonunda LGS'ye gireceğim. LGS'ye hazırlanma sürecimde de genellikle Tonga Çakademi'nin kaynaklarını kullanıyorum. Benim gerçekten çok çok başarılı bulduğum bir kaynak, size de kesinlikle tavsiye edebilirim. Bu videonun içeriğinden birazcık konuşmak istersen, bu video Pomodoro tekniği ile ders çalışma olacak. 25 dakika ders, 5 dakikada mola şeklinde yapacağız ve toplam 3 tane tur atacağız. Ben bu videoyu çekeceğim ve sen de bu videoyu karşına koyacaksın ve karşılıklı olarak ders çalışacağız. Bence çok faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Bugün neler çalışacağım? Hemen onlardan da bahsetmek isterim. Din çalışmak istiyorum. Dinin birinci ünitesine bakmak istiyorum birazcık. Çünkü hiç din çözmedim bu sene. O yüzden birazcık bakmak istiyorum. Hem konu anlatma olsun hem de test çözsün olsun. Bunun için de bu kaynağımı kullanacağım. Ve sözel mantık testi çözmek istiyorum. Her gün en az bir tane sözel mantık testi çözmeye çalışıyorum. Çünkü LGS'de karşıma çıkacağı için bu yüzden kendimi hazırlamak istiyorum. Onun için de bu kaynağımı kullanacağım. Daha sonrasında karekökli sayılara geçtik dershanede. Ve karekökli sayıları da birazcık böyle tekrar etmek istiyorum. Bunun için de bu kaynağımı kullanacağım. Ben bunları genellikle yeni konuya geçtiğimiz zaman böyle pekiştirmek amacıyla kullanıyorum. Ve gerçekten beni çok fazlasıyla temin eden, çok fazla başarılı bulduğum bir kaynak. Daha sonrasında fiilimsidir, sözcük de anlamdır, cümle de anlamdır. O tarz konuları da çalışmak istiyorum. Bir tekrar etmek istiyorum. Bunun için de bu kaynağımı kullanacağım. Böyle kenarlarını işaretlemiştim neyden çalışacağım diye. Bunları çalışacağım. Sen neler çalışıyorsun bilmiyorum ama güzel bir video olacağından eminim. O zaman bence uzatmayalım ve hemen videomuza başlayalım. İlk 25 dakikamız başladı. Moladayken haber veririm. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Evet, 25 dakikalık dersimiz bitti. Şimdi 5 dakika boyunca mola vereceğiz. Sen istediğini yapabilirsin ama 5 dakika sonra yine gelmek şartıyla. Ben bu süre içinde birazcık konuşmak isterim. İstersen dinleyebilirsin, istersen de başka bir şeyler yapabilirsin dediğim gibi. Ben bu 25 dakika boyunca toplam böyle hepsi yeniniz olmak üzere 22 tane soru çözmüşüm ve aralarından yanlışlarım da oldu, doğrularım da oldu ama hani yanlışların olması hani kötü bir şey değil bence. En azından yanlışlarımızı düzeltebilmek önemli bence. Ben böyle yanlışımı yaptıktan sonrası böyle tekrar okuyorum. İşte doğru şıkkı falan bakıyorum. O şekilde yanlışlarımı anladıktan sonrası diğer soruya geçiyorum. Size de öyle yapmanızı açıkçası tavsiye ederim. Ben bir gün boyunca en az böyle 200 ya da 150 soruya tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü böyle gitgide arttırmaya çalışıyorum. Ben ilk olarak 50 soruyla başladım. Bir hafta böyle devam ettirdim. 100 soru çözdüm. 150 şimdi çözüyorum. 150 çözdüm. Şimdi bir yere 200'e yaptım. Daha sonrasında daha fazlası da yeni nesil çözmeye falan başladım. Yeni nesil çözmeye başlayınca böyle birazcık daha soru sayım düştü açıkçası. Bir de hani çok fazla geçişe doğru da çalışmıyorum. Çünkü yarın okulum var. Hani yarın okulda da hani 7-8 saat yanlış bilmiyorsam. O kadar fazlasıyla derste göreceğim. Hani onun dolayı da erken yatıyorum. Böyle 1'i geçmiyor. Hani 1 de erken değil ama hani 1'e kadar uykum olmuyor genellikle. Ben bu şekilde çalışıyorum. Yani gitgide arttırmaya çalışacağım tabii ki de. Böyle birinci dönem boyunca böyle birazcık daha böyle kolaydır. Orta seviye sorular çözüyorum. İşte böyle test kitapları olsun. İşte böyle konu anlatım kitapları olsun falan. Ben ikinci dönemdeyken böyle deneme falan çözmek istiyorum. Hani çünkü LGS böyle bize çok uzun uzun gelecek. Ben denemelerin içine araştırdığım zaman da çok güzel sorular vardı bence böyle uzun uzun sorular falan. O yüzden ikinci dönem böyle hepsi yeni nesil ya da sırf deneme çözmek istiyorum. Size deneme almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir aklımda yayın evleri var falan yani bir sürü araştırıyorum. Özellikle Tonguç Akademi'de bugün araştırma gerçekten çok güzel kaynaklar buldum. Yani Tonguç Akademi'ne bence bakabilirsiniz. Özellikle dörtlü LGS motivasyon denemelerin içine karıştırmak gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel denemeleri olduğunu düşünüyorum. Ondan sonrası yani yanlışlarım hakkında konuşabilirim. Yanlışlarım benim en fazla yanlışım fenden çıkıyor. Denemelerde falan en çok fenden batırıyorum. Hatta dershanede bu sınıf belirleme sınavı olduğumuzda ben fenden 6 yanlış falan çıkarmıştım ki aşırı zor değildi. Hani 3'ten fazla olacağını düşünmüyordum ben. Ama dediğim gibi hani fenim benim kötü birazcık. O yüzden fene öyle veriyorum böyle test kitapları alırken falan. Fen ve Türkçe. Türkçe'de de hani yapıyorum konuları çok iyi bir şekilde kavruyorum. Zaten bizim okul böyle konuyu anlamama gibi bir lüksümüz olmuyor. Çünkü aşırı derecede pekiştiriyoruz biz böyle. Bir ay boyunca böyle test çözüyoruz o konuyu pekiştirmek amacıyla falan. Yani konuları gayet güzel anlıyorum. Fakat yani hiçbir şekilde şeyim olmayan test çözerken falan ya zorlanıyorum o konuda. O yüzden Türkçe fena ağırlık veriyorum ben genellikle test çözerken. Matematik konusuna gelirsek matematikte böyle kısa soruları gayet güzel yapıyorum. Yeni nesil sorular gelince 20 sorudan 10, 12, 15 falan oluyor kolaylık seviyesine göre. Biz okulda deneme sınavı olduk. 2 haftada bir olacakmışız. Dershanede de ayda bir sanırım. Evet öyle. Ben okuldayken deneme sınavında matematikten bence çok zor değildi. Boşum yok ve 20 sorudan 17 net çıkardım. Ve açıkçası güzeldi. O 3 soruda da bazılarına çok çok zorlandı falan oldu. Yani kısaca yeni nesil sorularda falan aşırı derecede ben aşırı aşırı zorlanmıyorum. Aşırı aşırı zor olan kaynaklarda zorlanıyorum.
Ama yani onların zaten mantık iyi anlamak. Onlarda genellikle çok çok işlem olmuyor bence. Kısa sorularda ben daha çok işlem yapıyorum. Ya onun mantığı kesinlikle bir okumaya dayalı sorular. Biliyorum ki bunu herkes söylüyor ama hani gerçekten çözdükçe bunu da fark ediyoruz. En iyi bence kitap okuma falan olabilir. Bu arada kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş. Birazcık daha konuşup direkt ders çalışmaya başlayabiliriz. Daha sonrasında paragraftan bahsedebilirim. Paragraf çözmeyi açıkçası ben seviyorum. Ama yani mesela paragraf bazen baktığım zaman o paragraf testini falan kapatabiliyorum falan yani. Paragraf çözmeyi bazen sevmiyorum, bazen istiyorum falan. Açıkçası kitap okumayı seviyorum. Çok çok seviyorum hatta. Kitap okumaya bayılıyorum. Ama bazen paragraf testi çözmeyi de gerçekten istemiyorum. Ve hani mesela paragraftan o gün 3 test atıyorum ki çözme hedefim varsa birinci testinde yanlış çıkardıysam ikinci testi çözüm hiç gelmiyor falan yani yanlışlar çözünce birazcık moralim bozuluyor diyebiliriz. Ama yani en istediğim gibi o yanlışı görüp o yanlışı düzeltme gereği. Eğer bir yanlışı gördükten sonrasında işte boş ver deyip böyle geri çevirmek falan. Yani bence en kötü yanlış falan olabilir. Hani sınava da böyle böyle alışacağız zaten. İşte yanlıştan doğruya gideceğiz. Hani böyle yavaş yavaş kendimizi alıştıracağız diyebilirim. Bu arada 5 dakikalık molamız da doldu. Şimdi isterseniz ders çalışmaya geçebiliriz. Ben sözel mantık çözmemi bitirdim. Şimdi bu kaynağımdan yine sayısal çözeceğim. Sayısal mantıktan başlayacağım. Ondan sonrasında sayısaldan yine karekök çözmeye devam edeceğim. 25 dakika böyle oyalanacağım. Daha sonrasında Türkçe çözerek bu videoyu da kapatırız diye düşünüyorum. Yani gayet güzel gidiyor video. O zaman çalışmaya başlayabiliriz. Thank you.
Evet, 25 dakikalık dersin sonuna geldik. Şimdi 5 dakikalık mola zamanımız var. Sen bu 5 dakikayı istediğin gibi kullanabilirsin. Ben size birkaç tane kitap önerisi yapmak istedim bu 5 dakikada. Bunlardan ilki Beyza arkadaşlar Karantina serisi. Karantina serisi benim Wattpad'den okuduğum çok sevdiğim kitaplar. Açıkçası Wattpad'ı okumayı pek sevmesem de bu serileri okurken çok çok eğlendiğimi hatırlıyorum ve çok fazlasıyla beğendiğimi hatırlıyorum. Bunun hemen serisinden kısaca yorumunu bahsetmek isterim sizlere. Zeynep diye bir karakterimiz var ve Zeynep yeni okula başladığı ilk gün okulu salgın bir hastalık nedeniyle karantinaya alınıyor. Karantinaya alındığı akşam ise kendini bir kız öğrencinin cesedinin bulaşığında buluyor. Bir de 3 tane arkadaşı da yanında oluyor. Onur, Burak ve Mert. Bu 4 kişiyi mahşerin 4 tatlısı olarak bir grup ismi oluyor. Bu 4 arkadaş cinayeti tanıklık ediyorlar ve cinayeti kim yaptı, soruşturma vesaire, okul ne durumda, cinayet, karantina vesaire. Bu konuyu ele alan bir kitaptı. Özellikle 3. kitapta çok sıra dışı ve çok ilginç bilgiler öğreniyorsunuz ve yani sizi bence çok edecek bilgiler bu. O yüzden ben bu seriyi çok çok beğendim ve sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer kitabı ise yabancı yayınlarından yazarını okuyamadığım Hayalet Kalp kitabı var. Hayalet Kalp de benim çok çok severek okuduğum bir çocuk kitabıydı. Çocuk kitabı diye adlandırabilirim sanırım. Çok fazla yetişkin kitabı değildi bence. Konusundan hemen bahsedeyim. Suzu isimli bir karakterimiz var ve onun bir tane yakın arkadaşı var. Yakın arkadaşı boğularak denizde ölüyor. Yani boğuldu mu, işte cinayet mi falan kimse bilemiyor. Fakat Suzu da diyor ki benim arkadaşım çok iyi bir yüzücü, asla boğulamaz diyor ve bu ölme şeyini araştırıyor. Araştırarak sonucunu deniz analarına bağlıyor. İşte deniz analarını araştırıyor. Deniz anaları işte zehirleri olsun falan. Bu kitabımızda deniz analarıyla ilgili çok fazlasıyla bilgiler veriliyor ve bence bu çok fazla sizi sıkmayacak durumda. Bence tamamen yerindeydi ayrıca. Hani ne çok bilgi vericiydi ne çok bilgisizdi falan, tam yerinde olduğunu düşündüğüm bir kitaptı. Ve sonun açıkçası çok fazla ahımşamlı bitmese de genelde kitap beni çok çok etkilemişti ve çok çok beğenmiştim. Ve hani kitabın şeylerini göstermek gerekirse boşluklar var, belki görüyorsunuzdur. Ve puntuları da büyük, bence kolaylıkla okuyabilirsiniz ve bu kitabı size kesinlikle tavsiye ederim. Bence kesinlikle okumalısınız. Diğerleri ise bir seri. Yapı Kredi yayınlarından J.K. Rowling isimli yazarımızdan Harry Potter serisi. Harry Potter serisi böyle çocuk serisi olarak adlandırılıyor. Fakat bence sırf çocukların değil de yetişkinlerin de okuyabileceği türden bir seri olduğunu düşünüyorum. Bu seri benim kitaplığımın en ama en değerli serilerinden bir tanesi. Bu seriyi okurken çok çok eğleniyorum. Çok çok seviyorum. Ben şu an 6. kitabı okuyorum. Fakat hani LGS dolayısıyla çok fazla okumaya fırsatım olmuyor. Ama genellikle arada bir okusam da yine çok çok sevdiğim bir seri. Bu seri 7 kitaptan oluşuyor ve şu an ben de 6'yı okuyorum. İlk 5 kitabına bayılmıştım tek kelimeyle. Fantastik, aksiyon, yani macera yönünden bir kitap. Gerçekleşemeyecek unsurlar çok fazlası var. İçerisi büyü, sihir barındırıyor. Ama yani hiçbir şekilde gerçek hayatta bulunabilecek büyülerden yok. Hani böyle tamamıyla kurgu şeylerden kaynaklanıyor bu seri. Yani bu seri bence kesinlikle herkes tarafından okunmalı. Böyle çocuk kategorisi yer almasını pek fazla sevmiyorum. Çünkü yani fazlasıyla çocuk serisi olduğunu düşünmüyorum. Hani ilk 3-4 kitabı falan, hatta ilk 3 diyeyim. İlk 3 kitabı tamam, hani ilk çocuk kitabı kategorisinde olabilir falan ama 4'ten sonrası da olaylar çok fazla ciddileştiğini düşünüyorum ve seri daha bir şekilde güzelleşiyor. Yani karakterle yine olaylar etkileniyor ve gerçekten çok çok başarılı oluyor. Bence çok fazla eğlenceli, birazcık da böyle ciddi ya da birazcık böyle sinirleneceğiniz olaylar falan oluyor. O yüzden her türlü şeyi barındırdığı için bu seriyi çok çok seviyorum. Ve benim size önerdiğim kitaplar bunlardı. Bunları bence kesinlikle hani konulara baktıktan sonra, iyice araştırdıktan sonrasında tavsiyelerime güvenerek alabilirsiniz bence. Size kesinlikle tavsiye edebilirim. Gerçek fiyatlarını söylemek istersen bu 25 TL. Seri bu arada gitgide artıyor fiyatları. Bu yanlış hatırlamıyorsam gerçek fiyatı 30 TL falandı. Karantina serisinde bu 35. Bu 35 ve bu 39 ama internetten ya da kitapçılardan falan daha uyguna bulabilirsiniz bence. Evet, şimdi bu kitapları kaldırıyorum. Ve 5 dakikalık molamız var dediğim gibi. Şu an kaç dakika olmuş? 4,5 dakika olmuş. Belki birazcık daha konuşabilirim. Deneme netlerim hakkında konuşabilirim. Denemelerde açıkçası pek fazla
iyi çıkarmıyorum, kötü de çıkarmıyorum. Bence tam ortama, yani ilk deneme olduğu için kendimi birazcık daha geliştirebileceğimi düşünüyorum. Mesela ana derslerden 3, yani 2-3 yanlış falan çıkarıyorum. Yani 1-2'ye falan düşürmek isterim gitgide. Bu yüzden daha ilk deneme olduğu için, ay yılın çok başında olduğumuz için kendimizi geliştirebiliriz bence. Bu yani, öyle düşünüyorum. Ben daha çok çalışarak daha fazla başarabiliriz bence. Evet, şu an tam tamına 5 dakika oldu. Şimdi neler çalışacağım? Türkçe çalışacağım, bir de din çalışacağım. Dinden de şu sözel kaynağımı kullanacağım. Bunları çalışacağım. O zaman şu son 25 dakikalığı da bitirelim ve ders çalışalım. 25 dakikamız başladı. Thank you.
Thank you.
Thank you.
25 dakikalık dersimizin sonuna geldik. Bu videoda toplam olarak 3 tane tur attık. 3 tane ders çalıştık 25 dakikalık. 2 tane de 5 dakikalık mola verdik. Umarım beğenmişsindir. Bence çok faydalı bir video oldu. O zaman benden bu kadar. Hoşça kal.